Ne anlatıyorsun bir tanem? Hepinize günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz. Anneciğim sen de mi günaydın diyorsun? Evet, merhabalar teyzelerim, abilerim, ablalarım. Evet. Hepiniz nasılsınız? Ben bugün şükürler olsun çok daha iyiyim değil mi anneciğim? Şükürler olsun, bugün Elif'a da çok mutlu kalktı. Maşallah sana. Annem, annem, şanslıya alıştın mı bir tanem? Şansı senin elini ıslıyor ya. Ha? Evet bir tanem. Okşamaya çalışıyorum, bana okşatmıyor, kendin ısılıyor beni de annem. Evet çok sevmiş şanslıyı ya. Şanslı Elif adayı çok sevmiş. Öyle mi yapmış annem? Ne yapıyor sana? Geliyor yanına yatıyor değil mi? Geliyor illa sokulacak yanına yatıyor değil mi annem? Evet. Evet bir tanem. Öyle mi yapıyormuş? Ne anlatıyorsun aşkım? Maşallah sana bir tanem. Oyun istiyor. Ya ne? Hayır şanslı. Merhabalar arkadaşlar. Ben bugün az önce ilk seansıma gittim. Eve az önce geldim. Elif Adayla babaannesi kaldı. Sağ olsun Elif Adaya baktı. Ben de bugün randevumuz vardı saat 12'de. Şu anda saat 2.30'a geliyor ve ilk randevumuza gittim. İnşallah benim için ilk anlatma, ilk o anı yeniden yaşama, yeniden dönme biraz zor oldu. Ama Allah'ın izniyle inşallah belli bir seanslarla devam edeceğiz. İnşallah bana çok çok iyi gelecek Allah'ın izniyle. Allah razı olsun destekleri için. Tuğba hocam, Gökçen hocam, sonra Seray hocam. Allah üçünden de razı olsun, bana yardımcı oluyorlar. İnşallah çok güzel bir süreci beraber birlikte Gökçen hocamla birlikte ilerleteceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah güzel ve o acıları daha kolay atlatabilecek hale geleceğim. EMDR yöntemini önerdi. İlerleyen süreçte buna yapıp yapılmamaya kararını vereceğiz inşallah. Bakalım arkadaşlar, böyle ilk seansıma gittim geldim, psikologla görüşmeme gittim. Orada çok ağladım, bayağı kötü oldum ama inşallah Rabbimin izniyle de bu acıyan ruhumun acısı da geçecek Allah'ın izniyle. O andan, çünkü o günden kalan bazı böyle kendimce halledemediğim, aslında Rabbimin izniyle birçok şeyin üstesinden gelmeye çalışıyorum ama halledemediğim ruhumun acıdığı yerler vardı. Ve şu anda Elif Ada için, evet Amine Elif'in için acı ama bir gerçek var onun için, onun kurtuluşu. Bunu bir anne baba olarak kabul etmek çok zor. Ama onun kurtuluşu olduğunu biliyorum artık. Yürüyebiliyor, koşabiliyor, gülebiliyor, alerji olmadan her şeyi yiyebiliyor. Ama geride kalanlar için o acı çok zor oluyor. Ama Elif Adam var. Elif Ada için özellikle eşim için gitmeyi istedim ki ben kendimi iyi hissetmeliyim ki onlara da iyi gelebileyim. Eşim çünkü en çok benden güç alıyor. En çok ben ayakta durursam o da benimle birlikte ayakta duruyor. Elif Ada benden çok etkileniyor. O yüzden ben iyi olmalıyım ki evladım da eşim de iyi olalım inşallah hep beraber. Yaşadığım bazı böyle işte kaygılar vardı, anksiyeteler vardı, onlarla alakalı artık yani ruhumu da iyileştirmeye karar verdim ve Allah'ın izniyle, Rabbimin izniyle inşallah her şey çok güzel olacak. Çok zorlandım ama inşallah ilerleyen süreç bizim için hayırlı olacak, benim için hayırlı olacak. Böyle arkadaşlar, seanslarımız devam edecek. EMDR yönteminde de bana da bir bak, araştır dedi. Psikoloğum bunu ileride yapabileceğimizi de söyledi benim için. Bakalım süreç ne olur, nasıl gider bilmiyorum arkadaşlar ama bir psikoloğa artık destek almaya başladım psikologdan. Sağ olsun Gökçen hocam bana yardımcı olacak. Öyle arkadaşlar, Elif Adayla Şanslı da yine yan yana yatıyorlar. Elif Adanın birazdan dersi var. Oğuz hocam gelecek. Saat şu andaki 20 geçiyor.
Saat 3'ü çeyrek geçe görüşeceğiz inşallah. Ben şimdi Elif adayı hazırlamak için uyandıracağım minik kuşumu. Ama size öncesinde göstereceğim nasıl uyuyorlar şanslıyla. Böyle arkadaşlar, bugün de oraya gittim geldim. İnşallah her şey çok güzel olur. Ondan bal böcekleri de böyle uyuyor. Kurban olurum ben seni yaradana. Böyle arkadaşlar, Elif ada uyuyormuş. Gittiğimden beri bir tek mama içmiş ve uyumuş yeniden. Şimdi ben minik kuşumu uyandıracağım ve ders hazırlayacağım. Annesinin kuzusunu, dersinden kalmasın minik kelebeğim. Değil mi anne? Uyanalım mı artık? Elif ada. Elif ada. Hadi uyan anneciğim. Hadi uyanalım minik kuşum. Hadi bir tanem. Hadi uyan anneciğim. Elif ada. Kalktın bir tanem sen. Uyandın mı? Annem. 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 Sen kahkaha atıyordun ama. Ha? Sen kahkaha mı atıyordun? Uyuyor mu minnoşun daha yanında? Ha? Uyuyor mu anneciğim? Hadi giyinelim mi ders için? Hazırlanalım mı minik kuşum? Ha? Hazırlanalım mı anneciğim? Hadi hazırlanalım. Şanslı, bir durabilir misin lütfen ya? Biz ders hazırlanıyoruz ya. Geç kalacağız şimdi Şanslı. Evet bir tanem. Uyum Elif'i. Elif uyum anneciğim. Bak Şanslı sana desteğe gelmiş, gördün mü? Ne yapıyor, sana dokunuyor mu? Sana dokunuyor mu bir tanem? Canımın iki. Hadi bakımlarını da yapalım. Hazır ya. Hemen böyle giyindik üstümüzü. Evet bir tanem. Evet anneciğim. Hadi giyinelim. Şanslı. Şanslı. Ne yaptın oğlum? Ya ben yokken kardeşinin alnını çizmiş Şanslı ya. Ne zaman yaptı anneciğim bunu? Ha? Seni sevmek isterken alnını mı çizdi ya? Ha? Alnına biraz canını acıtmışsın Şanslı. Neden öyle yaptın Şanslı? Ha? Ama sen zarar vermezdin ki. Neden öyle yaptın kardeşe? Ama neden? Yapma bir daha, olur mu? Hayır, canını acıtma. Canını acıtma, olur mu? Onu sev. Onu sev, olur mu? Onu sev Şanslı. Canını acıtma, tamam mı bebeğim? Canını acıtmayacak anneciğim, ben söyledim. Tamam mı? Bir daha acıtma canını Şanslı. Tamam mı? Bir daha acıtma canını kardeşinin. Oy, çok fena çizmişsin ama Şanslı. Yapma bir daha, tamam mı kuzum? Yapma bir daha, tamam mı? Hiç yakıştıramadım sana. Siz kardeşsiniz ama ya. Acıtma olur mu canını? Acıtma olur mu canını? Elif ada acıtmayacakmış canını bir daha Şanslı. Evet. Eline küçücük yapmıştın ama kafasına yapma, tamam mı? Yapma, tamam mı oğlum? Sen onun kardeşisin ama yapma, tamam mı? Aa, elime atlama öyle. Yapma, tamam mı? Şanslı, Elif'in üzerinden iner misin? Hayır, acıtma, acıtma. Güzelce sev, tamam mı? Güzelce sev, acıtma kardeşi. Ne yapıyor annem sana? Ne yapıyor sana ya? Seni giydirmeme izin vermiyor mu annem? Acıtma canını Şanslı, tamam mı? Güzelce, hayır, hayır, güzelce sev. Güzelce sev, acıtma canını. Hayır, hayır, acıtma canını, tamam mı? Ne yapıyor Elif ada sana? Üstüne çıkmış ya senin. Elif ada. Ağız bakımını ve yüzüne kremlerini, dudaklarına kremlerini sürdüm. Şimdi saçını tarayacağım. Şanslı ya. Ne yapıyor annem sana? Ha, sen dokunmaya çalış Şanslı'ya. Gidiyor mu? Gitti mi? Ha, üstüne çıktı yine ya. Üstüne çıktı anneciğim yine ya. Evet bir tanem Şanslı. Güzel güzel anlaşabiliriz kardeşim de. Isırma beni de. Isırma beni de. Değil mi anneciğim? Isırma Şanslı, olur mu? Güzelce sev. Hayır, ısırma. Yala kardeşi. Evet. Ne yapıyor sana annem? Üstüne mi çıktı ya? Üstüne mi çıktı? Evet. Hazır mıyız anneciğim derse? He? Hazır mıyız? Şanslı, hazır mısın? Bugün kardeşe destek olacak mısın derse? Gözlerini silelim mi senin yine? Senin gözlerin neden çapaklanıyor anneciğim ya? He? Veterineri böyle olabileceğini söyledi. Geçici bir durummuş. Eğer geçmezse damla başlarız demişti. O yüzden günlük böyle silerek bakımlarını yapıyorum Şanslı'nın. Gözlerinin önünü siliyorum ıslak bir pamukla. Değil mi anneciğim? He, annem. Annem. Şanslı. Şanslı. Annem. Anneciğim. Çiki 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 çiki.
Ne yapıyor bir tanem şanslı sana? Ha kuzum? Bir tanem. Hazır mıyız anneciğim derse? Ama burayı nasıl kızartmış ya? Kıyamam ben sana. Bir tanem geçer aşkım. Kardeşler arasında olur ara sıra öyle şeyler, tamam mı? Dikkat ederiz, söyleriz şanslıya. Yapma şanslı. O senin kardeşin deriz. Değil mi şanslı? Yapma bir daha, tamam mı? Tamam mı şanslı? Yapma bir daha kardeşi. Yapmayacak bir daha anneciğim ya. Yapmayacak bir daha. Söyledim ben ona, tamam mı? Bizim evde durumlar böyle arkadaşlar. Şimdi ders hazırız. Bir 10 dakika sonra öğretmenimiz gelir. Çok şükür hazırlandık ama Elif Ada yine uyuyacak gibi duruyor. Hadi sana biraz çocuk kanalı açalım da sen müzik dinle, olur mu? Evet. Bir tırtıl olacağım, rengarenk mi, sarı mı, yeşil mi, mavi mi? Oldum oldum, kocaman bir yaprak buldum. Kıtır kıtır kemirdim, yoruldum. Bir tırtıl olacağım, rengarenk mi, sarı mı, yeşil mi, mavi mi? Açalım mı sana? Çok aşinasın değil mi buna? Sana kardeşi hatırlatıyor değil mi anneciğim? Bana da kardeşini hatırlatıyor. Buldum buldum kocaman bir yaprak buldum. Kıtır kıtır kemirdim, yoruldum. Bir tırtıl olacağım, rengarenk mi, sarı mı, yeşil mi, mavi mi? Geldi mi annem fizyoterapistin? Evet, hoş geldiniz hocam. Merhaba. Anne, bugün mutlu. Ay çok şükür, bugün mutlu. Uzun zaman sonra hocam, bugün mutlu çok şükür. Bayağı uyku halinden çıkıyor artık çok şükür. Bastır. Anne. Aferin sana minik kuşum. Ne yapıyorsunuz annem, beraber ders mi yapıyorsunuz? Evet. Evet annem ya. Ne yaptı sana ya? Sana dokunmak mı istiyor ya? Eline gelecek şimdi Elif Ada. Evet annem. Evet. Isırma, olur mu şanslı? Isırma. Isırma oğlum. Onu da sıra geçmez ya. Hocam çok hafif belli ettiriyor da Elif Ada, ne bileyim. Elif Ada da çekiyor gerçi elini de. Şu anda hiçbir şey yapamazlar ama yine de oynatmamak lazım çok. Yani şey olarak. Biz kendimiz oynamamız lazım. Biz şimdi hocam... yapınca... Buna çok şeylerdir, tavlardır. Hayır ki, hayır. Ne oldu ki, ne oldu ki? Seninle mi ilgilenelim? He? Ama kardeş izin vermiyor ki. Baksana, sen, senin canını mı acıtmak istemiyor? Hocam şey, zaten ellerimizi saklıyoruz. Hı-hı. Böyle bağdaş kuruyorum ya, ayaklarımı saklıyorum. O parmaklarımı sıkıyorum böyle, illa onu gelip buluyor yani. Ben de göstermeyeceğim diye uğraşıyorum. Ama evet, Elif Ada'ya yaklaşıyor çok ya. Evet annem. Evet bir tanem. Miau. Ne yapıyor? Ayaklarına dokunuyor mu senin? Evet. Evet. Yatma kızım çorabını. Çorabını mı kaçırdın? Ne yapıyorsun şanslı ya? Ne yapıyorsun şanslı sen ya? Ha? Çok mu sevdi öğretmenin seni? Oğuz hocamızın da kedisi var. Herhalde kokusunu aldı diyor Oğuz hocam da. Evet. Evimize kedi gelmesinin sebebi Oğuz hocamdır. Elif Ada'ya iyi geleceğini söyledi. Ve şey, özel çocuklar da hocam, bu da merak ediliyor. Ne için özellikle yurt dışında da genelde hep böyle şey istiyorlar ya, hayvanlarla şey, temas. Hem bir hareketlilik oluyor onların etrafında dolaşan. Hı-hı. Yani onu da hareketli hale, evet, Elif Ada çok dikkat kesilmeye başladı. Evet. Sesi olsun, şey olsun. Aslında birçok duyu girdisini de sağlamış oluyor. Evet, temas halinde çünkü teması sürekli. Teması var. Hocam dün resmen kafasını yastığın arkasıyla koltuğun arasına sıkışıp yatacağım diye uğraştı. Hı-hı. Ve orada 2 saat Elif Ada ile uyudular. Evet, ne güzel. Ayrıca evet, sesinin de terapötik bir şeyi olduğu söyleniyor. Kalp krizi riskini düşürüyor vesaire. Öyle çok mi? Çok şeyi var. Bu miyavlamasının mı, o mırlamasının mı hocam? Mırlamasının. Evet annem. Elif Ada'ya da iyi gelecek inşallah, değil mi?
Evet. Ama çok yalamaz öğretmeni ya. Evet, değil mi anneciğim? Evet bir tanem. Ya. Oğuz hocamla bugün ilk defa tanışıyorlar. Evet annem. Evet. Tanışıyor muymuş öğretmenine şanslı ya? Hı? Bırakmayacak ki ders yapsın değil mi öğretmeni? Nasıl seviyor ya yalnız. İlgi hep sende mi olsun şanslı? Ha? Hep odak sen mi olasın? Ha şanslı? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun orada? Yaptırmayacak mısın şimdi anne bak ya. Evet annem. Sana dokunmak istiyor mu sürekli? Annem annem annem. Çok tüy dökmüyor galiba. Dökmüyor hocam tüyü. Tarıyorum da sürekli ama tüy dökmüyor öyle. Evet annem. Ayaklarıyla oynuyor Elif Ada'nın orada ya. Çekilir misin şanslı? Çekilir misin Elif Ada ders yapacak ya şanslı çekilir misin? Evet annem. Evet bir tanem. Şekilden şekile giriyorsun şanslı ya. Evet bir tanem. Dokunuyor mu Elif sana? Sana dokunuyor mu orada? Evet Elif. Yatacak mısın oraya şanslı hareket ettiğin anda başlıyor belki. Evet annem. Ne yapıyorsun sen ya? Ha? Şanslı. Ne oldu ne oldu? Elleme mi diyorsun? Sahiplenmiş herhalde. Evet Elif adaya çok acayip dokunmayı seviyor. Hayır anneciğim bak şanslı seni kurtarmaya gelmiş biliyor musun? Ağlama bir tanem. Ağlama anneciğim ağlama Elif ada. Tamam annem. Evet. Evet annem. Dur sırtını çileye koyalım dur. Evet annem. Evet. Oynuyor. Hadi sen de dersini yap güzelce Elif ada. Dersimiz bitti arkadaşlar. Elif ada hemen uykuya geçti bile. Uykuzucuk. Yo bitti bitti anneciğim. Şanslı da dersin yarısından beri böyle güneşleniyor. Uyuyor bildiğiniz. İkisi de bir hareketlendi. Hadi annem seni yukarıya çıkarayım da ben rahat et. Olur mu burada uyuma? Kaldıralım buraları. Aferin sana. Sen dönecek misin? Bence sen dönebilirsin Elif Ada. Hadi gel. Hadi gel. Dönecek misin? Gel hadi. Ders bitti. Elif Ada'yı da gördünüz. Şanslı da yerde uyuyor. Ben Elif Ada'yı koltuğa aldım şimdi. O kadar dağılmış bir durumdayım ki biraz psikoloğum işte bana iyi gelen şeyleri yapmaya çalışmamı söyledi. Biliyorsunuz makrameyi çok uzun zamandır yapıyorum ve bu ara özellikle 3 haftadır falan elime alayım diyorum bir türlü alamıyorum. Elime almak için kendimi biraz zorlamamı söyledi. Kendimi iyileştirmem yani beni iyi hissettiren şeyleri yapmamı söyledi bu ara özellikle. Ben de uzun zamandır kimseye bu kadar anlatmadığım için darmaduman oldum bugün biraz. Ve başım çok fazla ağrıyor. Başıma ağrı girdi. Biraz makrome yapayım dedim ama bilmiyorum yapabilir miyim. Yani kendimi şu anda bıraksam yani yatsam saatlerce yatabilirim. O derece böyle bir şey oldum. Ama bu da bir süreç. Allah'ın izniyle bunu da atlatacağım inşallah. Rabbim çok büyük. Kendime iyi gelen şeyleri yapmaya elimden geldiğince yapmaya gayret edeceğim. Hatta şu anda diyorum ki üstünü çıkar Fatma gayet rahatla. Ve eline makromeni al. Kafandaki konuşan Fatma'yı sustur. Ben hep bunu diyorum çünkü kafamda konuşan birileri var. Aslında cevabını da veriyor. Cevabına ikna oluyor mu? İşte burası burada bazen ikna oluyor bazen ikna olmuyor. Benim bunu da en iyi susturma şeklim aslında makromeye başlama şeklim. Başlama sebebim bu beynimdeki kendi kendine konuşan Fatma'yı ve sorularının aslında cevabını kendine veren Fatma'yı susturmaktı sürekli bunlar konuşuyordu çünkü. Şimdi bugün yine öyle oldum. Yani günlerdir de aslında bu hani hep bir kalkmaya çalışma mücadelem sürekli düşünmekten. YouTube'da video çekmek de beni rahatlatıyor. Hani kalkıyorum bir şeyler için diyorum Amine Elif'in de birçok şeyi sen yapıyordun, yetişiyordun, hani mutluydun.
Şimdi neden kalkmıyorsun? Hani sen bunun daha fazlasını yapıyordun. Daha fazlasıyla ayakta duruyordun ve yorulduğunu hani anlamıyordun. O güç sende vardı. Ama şimdi böyle bir acıdan sonra o gücü kendimde bulamamamda ve sürekli böyle kendim için bir şeyler için hadi kalk, hadi kalk diye böyle kendimde resmen mücadele veriyorum. Ama Allah'ın izniyle bu da bir süreç. İnşallah geçecek. Bugün böyle kendimi tanıtırken evlatlarımı anlatmak, yaşadığım hayatı anlatmak, oğlumun kaybı, Amine Elfi'nin doğuşları, yaşadıklarım, onun kaybı, hepsini anlatmak bugün biraz beni zorladı. Ama böyle böyle de Allah'ın izniyle iyileşeceğiz inşallah. Böyle arkadaşlar. Şimdi vurup kafayı yatmak yerine kalkıp makrum yapacağım. Ve uyursam ve bu halde başım çok ağrıyor ama kendimi daha da kötü hissedeceğim. O yüzden biraz makrumu yapmak için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Silikonla yapıştırma tarafı kaldı çiçeklerimin. Onları yapıştıracağım. Onlarla iyileşiyorum. Bana iyi geliyor. Ruhen bu dini anlamda yani o manevi tarafını zaten bir tarafta tutuyorum Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Böyle boş kaldığım zamanlarda da makrume yapmaya devam etmem gerekiyor. Çünkü bana gerçekten iyi geliyordu. Ve böyle hep şunu da söylüyorum. Yakın çevremde, ailemde evet herkes beni düşünüyor ama herkes çocuklarım işte iyiler mi, nasıllar, işte şöyle onlar, böyle onlar. Ama bazen böyle o kadar çok hissediyorum ki yani burada sadece bana en ilgilenen şey şu oldu. Siz nasılsınız soruyorsunuz ya. Ya da siz şöylesiniz, siz şöyle işte bana yazdığınız o kadar mesajlar var ki, o kadar güzel mesajlar var ki. İşte bu bana iyi geliyor. YouTube'u anılar, elimde kalan tek şey anı olacak. Videolar olacak. Aminem de olduğu gibi. Aminem'in geriye kalan sadece anıları oldu, videoları oldu. Ve tek keşkem de daha çok videola saydım. Her saatin, her dakikasını oldu. Ve arkadaşlar bana iyi hissettiren bir tarafı da sen nasılsın demeleri. Bazen gerçekten kendi yakınlarım da, sevdiklerim de, arkadaşlarım da hep çocuklara odaklıyız ya, ben de kendimi unutuyorum. Ben nasıldım? İşte burada öyle yazıyorsunuz ya bana mesajları. Onlar bana çok iyi geliyor. Instagram'da da bu şekilde. Siz nasılsınız? Aslı Fatma Hanım, siz iyi misiniz? Allah razı olsun. Ben bu soruyu çok nadir duyarım. Bu beni iyileştiriyor. Bu da bana iyi geliyor. Ben nasılım? Gerçekten ben nasılım işte yani burada biraz bazen böyle kötü oluyorum. Yani bugün dediğim gibi aslında iyiyim. Ama bazı şeyleri yoğunlaştığım zaman düşünmeye duyguları o zaman hemen böyle acım çok yeni olduğu içinmiş galiba. O zaman her şeyin ilacı diyorlar ya Allah'ın izniyle inşallah o zaman da ilaç olacak bize. Böyle arkadaşlar yani bugün 45 dakika boyunca bu kadar hani anlatmak ve sadece beni dinledi. Aralarda sadece benimle konuştu ve dinledi. Bu anlatış ve dinleyişi bugün beni böyle hem çok üzdü hem bir taraftan da anlatmak iyi geldi bana. Bakalım arkadaşlar seanslarımız devam edecek inşallah hayırlısı olur. Ve ya buradan niye bilmiyorum bu konuşmak istedim. Şimdi makrom alacağım, elime yatmayacağım. Yani bu başımın ağrısı çok fazla ama yatarsam dediğim gibi daha kötü hissettirecek. Yatmayacağım, biraz kafamı oyalamaya çalışacağım. Bakalım biraz makrom yapmak istiyorum. Öyle arkadaşlar niye bunu söyledim, niye buradan bunu konuşma yaptım onu da bilmiyorum. Ama dualarınızı eksik etmeyin inşallah. Bunu o kadar güzel yapıyorsunuz ki bunu biliyorum. Hepinizin yüreğine sağlık arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Şanslı ya. Valla Elif odanın arkasında böyle kafasının arkasında yatmayı seviyor ya. 2 gündür böyle arkasına geliyor, sokuluyor. Kafasının oraya yerleşiyor, sıkışıyor ve yatıyor. Ben seni severim ya. Resmen Elif'e de temas edebilmek için elinden geleni yapıyor minnoş. Sana temas mı etmek istiyormuş annem? He? Sana temas mı etmek istiyormuş bir tanem? Sana dokunmak için uğraşıyor annem ya.
Yaptım bir tane. Bak ne yapıyor. Senin yanında yatmak istiyormuş ya Elif Ada. Kalkmış annesinin ballası. Kalkmış annesinin canın linci. Kalkmış bebeğim. Günaydın. Günaydın. Şanslı kardeş uyuyor muymuş orada? Ha? Şanslı kardeşin uyuyor muymuş orada annem? Sen uyandın da o uyuyor muymuş anneciğim? Hemen deyim. Oo, böyle sokulmuyor musun dünyalara bedel annem? Uf, mis kokulum benim. Rabbim ayırmasın bizi birbirimizden inşallah. Mis kokulum. Annem annem. Ne anlatıyorsun meleğim? Ay, babası gel ya. Babası. Babası çiki 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 ki, hayat sevince güzel, sevince mutlu günler. Bir kuşu kelebeği, bir taşı sevin yeter. Hayat sevince güzel, sevince mutlu günler. Bir taşı kelebeği, bir kuşu sevin yeter. Saat 1 oldu. Benim minnoşlarım hala uyanık. Uyudular, uyudular, kestirdiler, kalktılar. Değil mi minnoşlar? Değil mi bir tanem? Ben makrome yapamadım arkadaşlar. O kadar çok başım ağrıyordu ki. Akşam eşim de yoktu, iftara davetliydi. Kayınvalidemler de iftara davetliydi. Biz Elif'a ve Şanslı'yla uyuduk. Çok da iyi geldi. İyi ki uyumuşum dedim. O kadar yorgun ve güçsüz hissediyordum ki bugün. Anlatmak yeniden bir şeyleri zor geldi çünkü. Böyle arkadaşlar. Şimdi minik kuzularla. Beni sev diyor resmen ya. Çevirdim annem ben seni. Elif Ada. Ne yapıyor bir tanem? Sen ne yapıyorsun annem? Benim meleklerim ya. Güzellerim benim. Evet. Güzellerim benim ya. Annesinin balları. Ha annem sen de mi istiyorsun okşanmak? Bak böyle yaramazlık yapmayınca ne kadar uçlu bir kedi oluyorsun. Değil mi? Küçücük meleksin, küçücük çocuksun sen de ya. Evet, evet oğlum. Evet oğlum. Bir meleğim de burada benim canımın içi. Her şeyim. Hayır, hiçbir şey yapma. Hiçbir şey yapmıyorum. Tamam, gel seni de seveceğim. Gel. Gel, kıskanıyor musun sen azıcık sanki? Hı? Gel. Tamam, seni de severim ya. Ham annem ya. Tamam. Hadi uyu. Hadi uyu. Elif Ada uyumayacakmışsınız annem. Ama Şanslı oraya gidip yatmak ne demek kuzum ya? Sen kardeşin koynunda mı uyumak istiyorsun? Sen orada mı uyumak istiyorsun bebeğim? Ha, kardeşin de çok mutlu görünüyor. İyi geceler meleklerim, tatlı rüyalar. Evet. Oo, yalıyor musun sen onu? Tamam hadi yat artık sen de. Tamam. Yeter annem, bitirdin ya yalaya yalaya ya. Bitirdin ya yalaya yalaya. Hadi yat kuzum. Yat hadi usluca. İttirme öyle. Güzelce sev. Güzelce sev. Güzelce sev. Güzelce sev oğlum. Kardeş ya, güzelce sev. Nereye yatacaksın? Karar veremedin mi nereye yatacağına? Gel. Gel. Karar veremedin mi nereye yatacağına? Evet. Hadi uyuyalım artık ya. Hadi uyuyalım artık ya. Tamam. Tamam. Kardeşi yerine götüreyim mi? Evet bebeğim. Sen de yatağına girmek ister misin? Arkadaşlar günaydın. Biz yeni bir güne başladık. Değil mi anneciğim? Değil mi bir tanem? Şanslı da burada. Elif Ada da burada. Anne de robot süpürgeyi açtırdı Katya'yı. O ev süpürüyor. Ben de nevresim takımlarını değiştireceğim yatak odamızın. Ve ders varsa 1.30'da ona hazırlanacağız. Şu anda saat 12'ye geliyor. Her yeri bir süpürelim, havalandıralım, nevresimleri bir değiştirelim dedik. Ya çok yalamazsın ama sen Şanslı. Biz de şimdi Elif Ada burada keyif yaparken ben de bulaşık makinesini boşaltacağım. Çocuk odasını toparlayacağım. Çamaşırlar katlanmıştı, onları yerleştireceğim. Sonra da nevresimleri değiştireceğim. Evet annem.
Güne başladık biz. Ama siz canım olabilir misiniz ya? Şanslı Elif Ada nerede uyursa onun yanına gidip uyuyor ya. Değil mi Elif Ada? Şanslı hep Elif Ada'nın yanında uyumak istiyor. Oo, minik kuşlar. Evet, evet oğlum uyuyacaksın. Ama kardeşi dersi hazırlamam gerekiyor şimdi. Sen orada uykuya devam edebilir misin? Ben Elif Ada'yı buradan uyandırıp alabilir miyim? Elif Ada da çok güzel uyuyor ama. Ama derse çok az kaldı. Arkadaşlar şimdi nevresini de değiştirdim yatağımızın. Mis gibi oldu. Böyle temiz çarşaf kokusu gerçekten insanın ruhunu da dinlendiriyor. Ve şu anda ezan okunduğuna göre bizim gerçekten vaktimiz çok az kaldı demektir. Elif Ada'yla Şanslı. Ah, Elif Ada uyanmış. Şanslı hala uyuyor. Elif Ada uyanmış. Şimdi buraya yere pilates minderini getireceğim. Ve üzerinde kıyafetlerini seçeceğim. Üzerinde giydireceğim Elif Ada'yı. Hemen hazırlayayım. Arkadaşlar biz derse hazırlandık. Teyzelerim, abilerim, ablalarım. Ben hazırım derse. Değil mi bir tanem? Minik kuşum hazır mıymış derse? Yine uykumu varmış ders zamanı ya. Ha? Hazır mısın Elif Ada? Şunu da söylemek istiyorum. Dün psikologla görüşmemizden sonra eve geldiğimde kendimi resmen enkaz yığını gibi hissettim. Dün bütün günüm öyle geçti. Çünkü o 45 dakika 1 saatlik sürede bütün hayatımı böyle kısaca anlatınca film şeridi gibi resmen gözümün önünden geçti her şey. Yaşadıklarım, hayatımda mücadele ettiğim şeyler resmen gözümün önünden geçti ve o kadar çok ağladım ki bana böyle sanki bütün gün baş ağrısı ve sanki hani iyi mi geldi o anda anlayamadım. Hani iyi gelecek mi böyle diye. Çünkü bunların hepsini anlatmamı istedi ve bunları yaşamamı yani yaşayarak atlatmamı öneriyor. Asla kaçarak değil. O yüzden de birçok şeyi anlatınca sanki enkaz yanında kalmışım gibi bir his oluştu bende. O kadar başım ağrıdı ki o kadar halsiz ve güçsüz hissettim ki dün. Gece çok geç saatte uyuyabildim ve o kadar büyük öyle bir stres yaşamışım ki onu fark ettim. Resmen bütün vücudum tir tir titredi üşümekten. Çünkü stresten kasılmaktan, büyük ihtimalle kendimi sıkmaktan sinirlerim boşalınca çok acayip bir şekilde üşüme tuttu gece. İki tane yorganla yattım bu bahar gününde. Yani Allah'ın izniyle benim en büyük gücüm evladım, Rabbim var Allah'ın izniyle. İnşallah iyi gelecek bu süreç bize. Resmen enkaz yığınından çıkmışım gibi hissettim. Ama her şey güzel olacak inşallah. Terapilere devam edeceğiz. İnşallah her şey güzel olur. Zor geçti dün benim için. Bunları yeniden yaşamak, yeniden gözümün önünden her şeyin geçmesi gerçekten zorlandım biraz ama her şey güzel olacak inşallah. Biz derse başladık. Merve hocamız geldi. Hoş geldiniz hocam. Elif Ada derste, değil mi minik kuş? Ama uyuyorsun Elif Ada. Hadi uyan bir tanem. Hadi uyan bir tanem. Anneciğim, tamam ama çok güzel yapıyorsunuz ama. Ağlama bir tanem. Elif Ada hop. Hop. Boynun çok rahatlayacak ama. Boynun çok güzel rahatlayacak ama. Aferin sana. Dersin sonlarına doğru Elif Ada bayağı ağladı. Öğretmeni ellerine, kollarına, ayaklarına masaj yaparak bitirdi Elif Ada'nın. Masajı bırakınca da yaptı, ağladı sürekli çünkü uyumak istiyor bugün. Şimdi salıncağına koyduk. Fizyoterapistimiz Merve hocamız gitti. Değil mi anneciğim? Elif Ada da hemen uykuya daldı burada. Sakinleştirmek için bayağı uğraştık ama Merve hocamla bugün Elif Ada'yı. Değil mi anneciğim? Bugünlük de böyle oldu. Çok güzel yaptın ama yine de sen annem. Hadi uyu bir tanem artık. Hadi Melih. Arkadaşlar Elif Ada şimdi uyuyor. Hamleyi diyecektim ya. Şanslı da yeni kalktık. Ben de yemek hazırlıklarına başladım. Elif Ada uyuyorken inşallah yapalım yemeğimizi. Şimdi böyle şehriyesiz beyaz pilav yapıyorum arkadaşlar. Bugün tavuğun içine bir pirinç pilavını doldurup fırına vereceğim. Tavuk fırını yapacağım. Bunun içine birçok şey katılabilir. İşte kuş üzümü. Adı neydi onun? Çantası. Birçok şey yapılabilir. Ama ben bugün sade pilav. Ben öyle tatlı olarak sevmiyorum pilavı. O yüzden de böyle sade yaptım. Şimdi arkadaşlar pilavım pişti tavuk dolması için. Onu şimdi hemen bir beze sarıp kenarda biraz dinlenmeye alacağım.
O arada çorbam için zerdeçallı mercimek çorbası yapacağım. Malzemelerimi doğrayayım, onu düdüklüğe koyayım, kapatayım inşallah. Sonrasında tavuğun işlemine geçeceğim ve direkt fırına süreceğim. Şu anda saat 5'e geliyor. Hemen hemen 2 saatte yavaş yavaş pişmesini istiyorum. Çünkü güzelce nar gibi kızarmasını istiyorum. O yüzden de hemen başlayıp bitirmem gerekiyor. Hemen başlayalım. Çorbamı koydum arkadaşlar. Şimdi Elif Adayla Şansın ne yapıyorlar bir bakayım. Ondan sonra hem yorgan iğnesiyle ipliğimi bulayım. Tavuğu dikmek için onu da ayarlayayım. Hemen geliyorum. Şanslıyla Elif Ada da kalkmış. Şanslı zaten uyanmıştı. Evet anne. Elif Ada da dersten sonra uyumuştu. Uyandı minik kuş. Efendim, bana mı dokunmak istiyorsun? Gel. Gel. Günaydın Elif'im. Günaydın prensesim. Anne yemek yapıyor bir tane. Hemen yapsın sana baksın olur mu? Hemen fırına koymamız lazım bir tane. Şanslı güzelce sever misin oğlum? Isırma sakın, tamam mı? Kardeşin elini güzelce sev, tamam mı? Sakin ol, sen de ona zarar verme, tamam mı minik kuşum? Siz çok güzel anlaşacaksınız ya, ben biliyorum. Sen onun hep başını beklemek istiyorsun değil mi? Sen onun hep başını beklemek istiyorsun değil mi Şanslı? Hep yanında. Yavaş düşeceksin. 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 Evet. Güzel güzel oynayın olur mu? Ben de size televizyon açayım. Olur mu Şanslı? Olur mu Elif Ada? Ben sana çizgi film açayım. Olur mu bir tanem? Güzelce Şanslı'yla burada keyif yapın olur mu? Hemen yapayım yemeklerimi, geliyorum anneciğim. Arkadaşlar her şeyi hazırladım. İçini doldurayım. İşte buraya her şey tedarik edeyim. İşte fırın poşetim, yağım falan salçasın derken fırın poşetim olmadığını fark ettim. Kayınvalidemde de yok. Üst komşumu aradım. O da evde yok. O yüzden şimdi içini dolduracağım. İşte yağını hafif salçalı üstüne sosunu da yapacağım. Hemen kayınvalidem Elif Ada'ya bakmaya gelecek. Ben hemen markete gidip fırın poşeti alıp gelip hemen fırına koymam lazım. O yüzden şimdi biraz daha acele etmem lazım. Şanslı Elif Adayla oynayacağım diye biraz onu böyle üstüne falan çıkıyor. Arada da onu kontrol etmek zorunda kalıyorum. Böyle bir git bir gel, bir git bir gel mutfağa. Bayağı tempolu ama hemen hazırlayalım. Şimdi buraya koydum. Sarmıştım böyle. Pilavımızı hemen alalım. Tamamen bunu yıkadım. Yine de elimi yıkıyorum. Etin, tavuğun içini de temizledim tamamen. Şimdi içini doldurmak için hazır ettim onu. Şöyle ondan süzülen suyu da dökelim. Şöyle alaşağı el kafasından böyle. İçindeki suyu tamamen boşaltalım. Ve pilavımı hemen hemen tamamen pişmiş kıvama getirdim arkadaşlar. Çok da yağlı. Alabildiği kadar içini aldıracağım. Kalanı da yarın yine bir yemeğine koyarım diye düşündüm. O yüzden ben pilavı tamamen pişirdim. Böyle ben sade pilav yaptım. Beyaz pilav yaptım arkadaşlar. Bunu isteğe göre dediğinizi şekillendirebilirsiniz. Kuş üzümü, çam fıstığı bunları da koyabilirsiniz içine pilavı pişirirken. Ama ben dediğim gibi tatlı pilavı sevmediğim için aslında hakkını veren o. Ama ben böyle sade seviyorum. O yüzden de sade yapacağım. Hemen Şanslı'yla Elif Ada'ya bir daha bakayım dedim az önce çünkü kafasındaydı. Hatta gidelim beraber bakalım Şanslı'yla Elif Ada ne yapıyor.
Şöyle. Az önce kafasının üstündeydi. Şimdi böyle yanına yatmış. Ellerini ısırmıyorsun değil mi şanslı? Kardeşin uyumuş. Hı? Kardeşin uyumuş, ellerini ısırmıyorsun değil mi? Aferin sana. Sen de uyu orada, tamam mı? Aferin sana. Hadi uyu sen de. Hadi kardeşin yanında uyuyun beraber, olur mu? Ben de Elif'a kalktım arkadaşlar. Üstünü değiştireceğim. Gecelik takımlarından giydireceğim. Pijama takımlarından. Daha rahat etsin kuzum diye. Şimdi ben devam edeyim yeniden. Hızlanmam lazım. Arkadaşlar ben böyle kesikler attığım yerlere içine böyle katı yağ koydum. Böyle buralara içlerine. Üzerine de salçayı hafif sulandırdım kettle'daki suyla. Ve böyle tamamen elimle böyle daha da nar gibi kızarması için üstüne biraz salça koyuyorum. Böyle daha da güzel kızarıyor. Ve en son poşete girmeden önce de tuz atacağım arkadaşlar üstüne. Aslında bunu salçasına biraz tuz eklemem gerekiyordu. Unuttum. O yüzden üstüne atacağım. Ve bu şekilde fırına koyacağım. Ama önce fırın poşeti almaya gitmem lazım. Böyle Elif adayla şanslı da az önce kucağında uyuyordu. Şimdi yine başına gitmiş. Dün öğlen çizdiği için alnına tedirgin oluyorum her seferinde ama iki minnoşum da uyumuş. Nasıl güzel bir görüntüdür bu ya, maşallah size. Ben hemen gidip fırına vermem lazım. Şu anda saat tam 5:30 ve yaklaşık 2 saatimiz kaldı. Tam bana yetecek kadar bir pişme süresi var. O yüzden hemen acele etmem lazım. Ama bu minik kuşları izlemek çok güzel ya. Allah'ıma emanetler, kurban oldum. Maşallah size. Arkadaşlar markete giderken bahçemizdeki dutların olduğunu fark ettim. O kadar büyük ve güzel güzel kızarmaya başlamışlar ki çok güzel görünüyor. Böyle arada böyle kızaranlar var. Erenler. Böyle yeni dünyalarda şu anda her gün camdan gösterdiğim yeni dünyalarda. Şimdi bu durumda. Ay maşallah ya. Öyle hemen gidelim. Arkadaşlar fırın poşetini de aldım. Geldim, koştur koştur. Ebatları ölçüler vardı üzerinde ama ben o ölçüleri kestiremedim ne kadar büyüklükte diye. Büyük, küçük ya da orta boyu yazmıyordu. Aa, tuz atmayı unuttum. O yüzden hemen tuzunu da atalım. Ya, acele edeceğim diye her şey karıştı şu anda. Hemen tuzunu atayım biraz üzerine. Şöyle. Evet. Ve fırına hazır. İnşallah iftara kadar da pişer. Şimdi çorbamın da altını kapatmıştım. Onu blenderdan geçireceğim. Ve zerdeçalını, baharatlarını halledeceğim. O da hazır olacak inşallah. Kayınvalidemle salatayı yapacaktı. Konuşmuştuk. Hatta şu anda içeride. Ben markete giderken Elif adaya baktı çünkü. Yanında Elif adamın üstünü değiştiriyor sağ olsun. Ben de hemen bunu fırına vereyim. Sen oyuncağını da aldın. Elif adanın yanına mı geldin şanslı? Ama kardeş uyumuş yine. Şanslı. Sen orada mı durmak istiyorsun? Ya senin bu fiyonklara falan nedir zaafın şanslı? Ha? Ne yapıyorsun sen orada? Bugün gözlerini sildirmedin. Baba gelince gözlerini silerim, tamam mı? Oyun oynuyor. Hadi gel Elif adayı rahat bırak. Hayır, orada mı oynayacaksın? Hadi gel. Gel yerde oyna mı? Elif ada uyusun. İlla orada mı oynayacaksın? Tam oyna. Tamam oyna. Dur. Çok heyecanlısın şanslı ya. Elif ada. Yapma ama öyle yapma. Acıtma ama canın, olur mu? Al bak burada oyuncağın. Gel. Gel. Gel hadi. Baba aferin sana. Sen orada oyna. Elif ada minnoşum da rahat uyusun ya. Yoruldu kardeşi ya. Bir tane. Canımın içi. Ya alıyor yine onu taşıyor Elif adanın yanına. Elif adanın yanında oynuyor. Sen nasıl minnoşsun ya. Bakın şimdi ben onu alabilirsem elinden verirse. Hadi ver bakayım bana. Ver bakayım bana. Ver. İlla Elif adanın ta buraya geliyor. Yani şuraya. Orada oynamak için elinden geleni yapıyor. Oraya taşıyor. Bakın oraya taşımaya çalışıyor. Arkadaşlar şimdi tavuğum pişti. Ben tam iftar vaktini... Hoppa! Arkadaşlar biraz yandım. Buraya hafif bir dokundu. Üstüme nasıl sıçradı bilmiyorum ama çok şükür bir sıkıntı yok.
İyi ki hemen çekmişim. Hafif hissetmem bile benim canımı çok yaktı. Şimdi böyle kızardı. Aslında vaktim olsaydı biraz daha nar gibi kızarmasını beklemek isterdim. Ama bu kadar oldu. Şöyle yine de göstereceğim şimdi size açıp inşallah. Şimdi ortadaki kemiği kırabilirsem. Kıramadım ama şöyle yapabilirim. Evet. Böyle içindeki pilavım da böyle suyuna da döküldü mü çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Bence mutlaka denemelisiniz ve bilen birçok kişi de vardır eminim arkadaşlar. Yani böyle ezan okunuyor, hemen sofraya gidiyoruz. Eşimle birlikte şurada koltukta yatıyordu. Uyuyordu. Eşim kalktı, laptopta işleri varmış, onu halledeyim diye. Oradan kalktı, indi. Elif adanın üstüne doğru atladı. Ve oraya kıvrıldı, yattı yine ya. Özellikle mi seçiyorsun Elif adayı, şanslı? Nasıl iyi geleceksin kuzuma biliyor musun? Nasıl iyi geldin? Meleklerim benim ya, ne güzel yatıyorlar maşallah. Arkadaşlar uzun zamandır biliyorsunuz bu makrumeyi kesebilme mücadelesi veriyordum. Geçenlerde kestim bir gece. Bugün de son rötuşları attım. Ve bütün bu saçaklarını da düzenledim. Hala böyle kontrol ediyorum. Hafif uzunlar olanlar var. Böyle çünkü bir şeyle dengeli yapamıyorum. Hala onları kontrol ediyorum. Böyle gözüme takılan fazla sivri kalan yerleri de böyle düzenlemeye çalışıyorum. Yani şimdi bugün akşam da saat 10'dan sonra 10.30 gibi Elif'a da uyuduktan sonra ilacını içip ve uyuduktan sonra ben de makrume yapmaya başladım. Kendimi iyi hissettirecek her şeyi yapmamı istedi psikoloğum ve ben uzun zamandır elim alamadığım için hep böyle erteliyordum. Almayı çok istiyordum ama bir türlü alamıyordum. Çok şükür bugün bitirdim. Şimdi üçlü aynam vardı siparişim. Onu da Allah'ın izniyle başlamıştım ama o da yarım bekliyordu. Şimdi onu oturacağım. Biraz da onunla yollanacağım. Bunu da bitirdim sayılır. Son böyle bir kontrollerini yapacağım. Ve Allah'ın izniyle bu da bitti. Arkadaşlar inşallah videolarımızı beğeniyorsunuzdur. İnşallah buraya kadar izlemişsinizdir. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Çok çok hoşuma gidiyor yorumlarınız. Elif adaya da okumaya çalışıyorum çoğunlukla. Şanslı beni çağırıyor dışarıda. Şu anda uyuyordu, uyandı. Diğer odaya da ilk gün kaldığı için o odaya gidiyor sürekli uyumak için. Şimdi onunla da ilgileneceğim biraz. Sonra elime makrumeyi alacağım. Bugünlük de bizden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.